Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese bir kez daha mutlu günler değerli basketbol severler. U16 Türkiye Şampiyonası heyecanında Bursa'da canlı yayınımız devam ediyor. Günün ikinci çeyrek final heyecanıyla sizlerleyiz. Bursa derbisinde Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde çeyrek final heyecanı sürüyor. İkinci maçta Bursa derbisine ev sahipliği yapıyor ve birazdan karşılaşma başlayacak. İki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Yarı finale yükselmek için mücadele edecek iki takım. İlk yarı finalist belli oldu. Saat 11'de başlayan mücadelede İzmir Bahçeşehir Okulları Galatasaray'ı 85-72 mağlup ederek Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ilk yarı finalist oldu ve Beşiktaş İstanbul Bahçeşehir Okulları mücadelesinin galibini beklemeye başladı. Şimdi bizler de Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik ve Tofaş arasında oynanacak mücadeleyi bekliyoruz. İkinci yarı finalist belli olacak ve bu mücadelenin galibi de 17.45'teki Anadolu Efes TED Ankara Kolejler mücadelesinin galibini beklemeye başlayacak. İki takımın istatistiklerini ileteceğiz sizlere onun öncesinde. Maç kadrolarını iletelim. Tofaş'ta maç kadrosunda 4, Yücel Çağın Başaran 5, Tolga Şen 6, Ömer Hamzoğlu 7, Kaptan İbrahim Barbaros Balpınarlı 8, Ege Erzine 9, Ahmet Berkay Gönül 10, Ahmet Emirhan Tuğrul 11, Melih Dönmez 12, Enes Akman 13, Demir Güner 14, Tarık Ömer Yüce Türk ve 15, Ahmet Sait Turan yer alıyor. Baş antrenör Sayın Fırat Yavuz. Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik'te ise maç kadrosunda 2, Ömer Çek 3, Alparslan Cancı 4 Kerem Mercan Göz, 6 Ömer Cinan, 7 Efe Özumar, 8 Eray Şatır, 15 Egemen Kaya, 16 Kaptan Mete Paçacı, 19 Kerem Ertan, 20 Selim Demirelli, 23 Osman Nurveren ve 24 Mehmet Arda Kılınç var. Baş antrenör Sayın Engin Kömeç. Karşılaşma için her şey hazır bahsettiğimiz gibi iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik D grubunu birinci sırada tamamladı. Fenerbahçe'yi 86-77, Çukurova Üniversitesi'ni 87-74 ve Türk Telekom'u 79-39 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve direkt olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı Frutti Ekstra Orhan Gazi Gençlik. Tofaş'sa bir diğer Bursa takımıysa B grubunu ikinci sırada tamamladı. Onlar da İstanbul Ticaret Odası'nı 80-56, Antalya Gelişim Gençliği ise 63-60 mağlup etmeyi başardılar. Anadolu Efes'e ise son grup maçında 96-70 mağlup oldular ve grubu ikinci sırada tamamladılar. Ardından dün oynanan yükselme grubu heyecanında da bir diğer Bursa derbisinde final sporu 79-56 geçerek çeyrek finale yükselmeyi başardılar. İki takımın grup istatistikleri bu şekildeydi. Daha çok skor bulan taraf Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi. Bakalım bugün bu oran nasıl olacak? Grup ikincisiyle grup liderleri eşleşmiş oldu. Çapraz eşleşmenin sonuçlarının ardından Bursa Orhan Gazi Gençlik'te Mete Paçacı kaptan 19.6 sayı ve 7.3 asistle mücadele ediyor. Şu anda takımının en çok asist ve skor üreten ismi konumunda 3 maç sonunda. Tofaş'ta ise Enes Akman, o da 14.7 sayı ve 11 rebound ortalamasıyla 4 maç sonunda çok önemli işler yaptı takımı adına Enes. Bugün nasıl bir heyecan olacak? İki oyuncunun performansları sahaya nasıl yansıyacak? Oyuna nasıl etki edecek? Hep birlikte göreceğiz. Keyifli bir mücadele olmasını diliyoruz. Bir önceki maçta da fark 13'e çıksa da özellikle ikinci çeyrekten itibaren çekişmeli bir mücadele izledik çeyrek final heyecanında. Bakalım Bursa derbisi Bursa'da nasıl bir atmosfere, nasıl bir heyecana sahne olacak, hep birlikte takip edeceğiz. İlk beşler de hazır, birazdan ilk beşleri de ileteceğim sizlere. Bahsettiğimiz gibi Kocaeli'nde de
U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bu mücadelelerde naklen Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında sizlere ulaşıyor. Yine bugün orada da çeyrek final günü karşılaşmaları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hem Bursa'daki hem Kocaeli'ndeki mücadelelere girişler de ücretsiz, taraftara açık tüm mücadeleler. Hem bugünkü maçları hem yarınki hem de final günü oynanacak karşılaşmaları yerinden takip edebilirsiniz. İlk beşleri de iletelim. Yavaş yavaş takımlar da parkeye doğru adımlayacaklar. Tofaş'ta koç Fırat Yavuz'un ilk 5 tercihi 4. Yücel Çağ'ın 5 Tolga Şen, 8 Ege Ersin'e 9 Ahmet Berkay ve 12 Enes Akman. Fruit'ta ekstra Bursa Orhan Gazi'de ise koç Engin Kömeç'in ilk 5 tercihi 4 Kerem Mercangöz, 16 kaptan Mete Paçacı, 20 Selim Demirelci, 23 Osman Nurveren ve 24 Mehmet Arda Kılınç. İki takım da parkeye doğru adımlıyor. Hem masaya hem birbirlerine hem de mücadelenin hakemlerine başarı dilekleri geldi. Karşılaşmanın hakem ikilisini de iletelim sizlere. Mücadeleyi baş hakem Seyhan Topaloğlu ve yardımcısı Caner Bahadır hakem ikilisi yönetecekler. Hakemlerimize de hakem şansı diliyoruz karşılaşma öncesinde. Tamam işaretini aldık. Baş hakem Seyhan Topaloğlu günün ikinci maçında hava atışını yapıyor. İlk hücum Tofaş'tan. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Deniz Mehmet Antep. Mücadelenin anlatımında sizlerleyim. Keyifli seyirler diliyorum. Enes. Enes pasını aktardı. Yücel. Tolga perdeye geldi. Yücel Çağ'ın içeriye penetre etti. Atışını kullandı. İsabetli değil. Reboundu yapan Osman oldu. Selim. Selim taşıdı topu. Şimdi geriden gelen Mete var. Kesti driblingi. Mete takımını sete hazırladı. Mete Paçacı. Mete çıkardı topu. Kerem. Kerem şut gösterdi. Kullanmadı. Fake'ine cevap aldı. Atışı isabetli. Kerem Mercan gözün turnikesiyle mücadeledeki ilk sayılar geliyor. Çağın taşıdı topu, verdi pasını. Ahmet'ten Ege'ye. Tolga. Tekrar Çağ'ını görmek istedi. İçeriye indirdi yine. Atış geldi ama iyi bir atış gelmedi Ege'den. Top kaybı. Boyalı alanda dönüp bitirmek istedi ama iyi bir atış değil. Top kaybı geldi. Mete. Kerem kendini göstermişti. Mete Paçacı top halen kendisinde. Şimdi Kerem. Kerem yine pas fake'i, pasını aktardı. Yeniden ona sekti top. 3 saniye 2 saniye atış geldi ama çembere değmeyen top rakipte kaldı. Ahmet Berkay. Çağın'la oynadı yine. Tolga dışarıda topla buluştu. Tolga Şen. O da pasını aktardı. Yeniden aldı Çağın. 7 saniye var. İçeriye girdi ama faul geldi. Ahmet Berkay'a. Burada alçak postan içeriye girmişti. Osman Nurveren'in faulü geldi değerli basketbol severler. İki atış gelecek. Tolga. İlk atışı kısa kaldı. İkinci ve son atışını da kullanacak. İkide bir geldi çizgiden. Tofaş'ın da ilk sayısı gelmiş oldu böylelikle. 2-10. 2-45 geride kaldı. Mete. Mete pasını aktardı. Kerem sol dipten üçlü yolladı. İsabeti de buldu. Kerem Mercangöz. 5 sayıyla başladı mücadeleye 2 dakikada. Kerem. Enes. Çağın kendini göstermişti Enes. Orta mesafeden Enes Akman. O da ilk sayılarını kaydetti. İlk sayıcı isabeti de gelmiş oldu böylelikle. Tofaş'ın. Şimdi boyalı alanda tekelli atış. İsabetli değil. Mehmet Arda orada pozisyonu bitirmek istedi ama isabet gelmedi. Penetre üzeri orta mesafe. Bir isabette.
Ahmet Berkay'dan geldi. Tüm sahayı geçti. İsabeti buldu. Çok rahat bitirdi. Ahmet Berkay. Selim. Ege var savunmasında Selim. Perdenin tersine gitmişti. Faul kararı çıktı. Mücadelede Tofaş'ın ilk faulü oldu böylelikle. Oyuncu değişikliği var. Kerem Ertan oyunda. Osman Nur Veren kenarda. Mete. Mete top halen kendisindeydi. Şimdi pası. 3 sayılık atış sağ forvetten isabetli değil. Rebound. Mehmet'e kaldı. Bir hücum şansı daha olacak. Yine Mete. Mete henüz o da. Kendisi denemedi. 5 saniye var. Mete Pacacı 3 saniye 2 saniye süre dolarken atışı hiçbir şey değmiyor top. Yine bitti içeride pozisyon. Öne geçiyor Tofaş. Yine Ahmet Berkay bitirdi. Dördüncü sayısı içeriye çok güzel indi top. Blok var. Enes Akman blokladı. 7 saniye var. Fırtta ekstra Orhan Gazi Gençlik. Hücumda olacak yine. Enes Akman savunma hamlesini yaptı. Şimdi pas. Mete bomboş kaldı sağ forvette. 3 sayılık isabet. Mete Paçacı da açılışı yapıyor. Onun da ilk sayıları geldi. 7-7'lik eşitlik. Enes. 2 sayılık bir isabet hemen. Düzeltmiş olalım. Şimdi köşeye geldi top. Top son olarak Tofaşlı oyunculardan dışarıda. Top kaybı geldi Tofaş'tan. 4 dakika geride kalıyor mücadelede. Kerem. Mete. Mete Paçacı pasını aktardı. Kerem'in topuna müdahale vardı. Yeniden. Mete. Mete şimdi sol forvete taşıdı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound geldi. Bir hücum şansı daha olacak. Yine Mete. Mete penetre etti. Atış sırasında faul. Yine çizgide. Mete Paçacı bu kez. Burada işte faul kararı çıktı. Yine aynı isme çalındı faul. Ege'ye. İkinci faul Ege'nin. Ege de bu faulle kenara geldi. Kaptan İbrahim onun yerini oyunda. Mete Paçacı iki atış kullanacak. Kaptan bahsettiğimiz gibi 19.6 sayı ve 7.3 asist ortalamasıyla ilk 3 maç sonunda takımında en çok sayı ve skor üreten isim ilk atışı da isabetli takımını öne geçiriyor. Son 5.5 dakika ilk çeyrekte çeyrek final heyecanında Bursa derbisinde. 2'de 2 geldi çizgiden 9-7 skor. Çağın. Çağın taşıdı topu verdi Enes'e. İbrahim. İbrahim o da pasını aktardı. Yeniden aldı. İbrahim Barbaros. Mete savunmasında 5 saniye kaldı. İbrahim Barbaros şimdi çok uzaklardan 2 kişinin üzerinden atışı isabetli değil. Rebound Kerem'de kaldı hızlı hücum şansı. Şimdi Mehmet Arda o da pasını aktardı. Set hücumuna dönüyor yavaş yavaş. Fırt ekstra Bursa Spor 3 sayılık atış geldi. Şimdi isabetli değil. Rebound mücadelesinde Enes Akman zorladı. Kerem çevirdi. Ardından topa dokunan Ahmet Berkay. Mete Paçacı'da kaldı top. İçeride Mehmet Arda. Arkası bomboş kalmıştı. Onu göremedi. 3 sayılık atış geldi yine Mete'den. İsabetli değil. Reboundu çeken de o noktada Tolga oldu. Çağın. Enes. İbrahim kendini gösterdi. Tekrar Enes'e iyi bir pas geldi Enes. Alçak posttan dönerek bitirmek istediği isabet yok. Tolga Şen
Kaybetmedi Tolga. Top yine onda kaldı. Tolga. Yerde bir faul kararı çıktı. Faulü yapan isim de Kerem oluyor. Kerem Mercan Göz'ün faulü. Mehmet Arda kenarda değerli basketbol severler. Fruitli Ekstra Bursa Orhan Gazi'de. Şimdi alır almaz Ahmet Berkay atış sırasında bu kez de faul. Yine aynı isim, yine Kerem Mercan Göz. Orada ters eşleşmede faulü aldı. İki atış kullanacak Ahmet Berkay. ...4-20 var değerli basketbol severler. İlk çeyreğin sonuna 9-7'lik Fruitli Ekstra Bursa üstünlüğü var. İlk atış isabetli değil. Ahmet Berkay Gönül İkinci ve son atışında kullanacak. İkide bir yerli çizgiden 9-8 oldu skor. Mete. Basın aktardı Mete. Kerem yeniden Mete. Son anda rakip yarı sahaya çıktı. Bursalı oyuncular. Selim. Kerem kendini gösterdi. Sol dipte bomboş kaldı ama boyalı alanda hücum faul kararı çıktı. Tofaş hücumu olacak. Yine ikileyen bir isim var. Osman Nurveren de ikinci faulünü aldı. Koç Engin Kömeç de mücadelenin hakemi arasında. Diyalog tamamlandı şimdi. İtirazlar devam ediyor. Şimdi birinci uyarının geldiğini belirtti. Bir de teknik faul çıktı. Değerli basketbol severler, Fruitli Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik'te koça, koç Engin Kömeç orada uyarılar devam ediyordu. Önce normal bir diyalogla başladı, ardından itiraz devam etti. Biraz daha ses yükselince teknik faule çıkmış oldu. Atışta da isabet var Ahmet Berkay. Tabii Bursa derbisi olunca biraz daha dolu tribünler önünde oynanıyor mücadele. Bu da hem basketbolcular açısından hem de seyir zevki olarak bizler açısından çok keyifli bir görüntü oluşturmuş durumda. Hücumda şimdi Tofaş. 9-9'luk eşitlik var. Teknik faulle beraber. Beraber eşitlik gelmiş oldu. Tolga çok güzel taşıdı topu ama bitmiyor pozisyon. Hızlı hücum şansı. Mete'nin pası kesti orada Ahmet Berkay ama yine Fruitli Ekstra Bursalı oyuncularda kaldı. Köşeye gelen top. Şimdi Mete'ye indi top. Mete çok güzel döndü. Harika bitirdi. Mete Paçacı. Çok şık döndü. Harika bitirdi Mete. 11-9'a getirdi skoru. 6. sayısı. Oradaki ıslaklık için hemen bas bas çağrıldı. Son 3.33 değerli basketbol severler. Oyuncu değişikliği var. Kenara gelen isim Selim. Onun yerine Efe Özumar oyunda. Çağın. İbrahim Barbaros. Barbaros köşeye doğru Enes. Enes 3 sayılık atışını kullandı. İsabeti buldu Enes Akman. Öne geçirdi takımını. 5. sayısı 12-11. Mete. Mete Paçacı Yücel Çağ'ın savunmasında. Mete Osman'ı istedi perdeye. Mete top halen kendisinde. Topuna müdahale var. Kaybetmedi. 5 saniye var. Çıkardı dışarıya. 3 sayılık atış geldi tepeden. İsabetli değil rebound mücadelesinde. Enes bir de rebound yaptı. Kerem'in üçlüğü vardı ama isabet gelmemişti. Tolga hızlı geldi. Tofaş Tolga'nın isabeti. Ortadan bastırdı. İsabeti buldu Tolga.
Hücumda şimdi Fırtlı Ekstra Bursa Orhan Gazi. Efe. 7 saniye kaldı. Efe Özumar şimdi pasını aktardı. Mete döndü, faul aldı. Mete Paçacı. İki atış gelecek Mete'den. Bir oyuncu değişikliği daha var. Fırtlı Ekstra Bursa Orhan Gazi'de. Mehmet Arda Kılınç yeniden oyuna dahil oldu. Mete Paçacı iki atış kullanacak şimdi. İlk atışı isabetli. İkide bir geldi çizgiden. 7 sayı Mete Paçacı'dan. Oradaki baskı sonuç getirmiyor. Şimdi İbrahim. İbrahim Barbaros çemberi de kontrol etti. Tolga'da kaldı top. Tolga Şen. O da çembere bakmadı. Berkay onun pası. İbrahim 7 saniye kaldı. İbrahim Barbaros zorladı pozisyonu. İyi bir pas çıkaramadı elinden. Top kaybı geldi. Kerem taşıdı topu. Mete Paçacı blok var ona. Ahmet Berkay'ı blokladı. Yeniden orada Kerem yine blok var. Hücumu sürecek Fırtlı Ekstra Bursa Orhan Gazi'nin. Köşeye pas şimdi. Efe, Mete şut gösterdi kullanmadı. Köşeye doğru pas. Egemen. 3 saniye kaldı. Egemen döndü köşeye. 3 sayılık atış şimdi geldi. Süre dolarken isabet yok. Rebound Berkay'da. İyi savundu. Tofaş ardından da Kerem Ertan'ın faulü. Faul hakkı da sona ermişti. Fırtlı Ekstra Bursa'nın. İki atış gelecek. Oyuncu değişikliği var. Tofaş'ta. Ahmet Berkay gönül kenara geldi. İyi oynadı şu ana kadar o da. Özellikle savunmada. Demir Güner onun yerini oyunda. Ömer Hamzoğlu da atışların ardından Yücel'in yerine oyuna dahil olacak. İlk atış kaçtı Yücel Çağ'ın. Son 1.37 ilk çeyrekte. Çeyrek final heyecanında. 14-12'lik üstünlük Tofaş'ta. 2'de 0 geldi son dokunan. O noktada Fırtlı Ekstra Bursalı oyuncular hücumu sürecek Tofaş'ın. Ben de bir an için karar bekledim. Ömer oyunda o topu oyuna sokacak. Ömer Enes bomboş gelmişti ama top kaybı geldi. İyi bir pası olmadı. Hücumda şimdi Fırtlı Ekstra Bursa. Kerem ona yapılan hareket faul kararı var. Kerem Mercan Göz o da iki faulle kenara gelmişti. İlk çeyrek bitmeden koç yeniden onu oyuna dahil etti. İki atış için çizgide şimdi. Tolga da kenara geliyor değerli basketbol severler. Tofaş da onun yerine de oyuna dahil olan isim Ahmet Sait Turan. Kerem Mercan Göz iki atış için çizgide şimdi. İlk atış isabetli değil. Fark 2 son 1,5 dakikanın içerisindeyiz. Bursa derbisinde 2'de 1 geldi çizgiden. İki takımın da faul hakkı dolmuş durumda değerli basketbol severler. Hücumda şimdi Ömer. Enes'e teslim etti topu. Enes top taşıma kararı. Top kaybı geldi. O da farkındaydı zaten pozisyonun. Enes Akman'dan top kaybı. Öne geçme şansı olacak şimdi Fırtlı Ekstra Bursa adına. Şimdi bir oyuncu değişikliği daha var. Selim Demir. Demirelli yeniden oyunda. Kaptan kenara geldi. Kerem'den Selim. Selim Demirelli.
Selim'in pası. Tekrar aldı topu. Selim içeriye indirdi. Mehmet. Mehmet köşeyi buldu. Kerem 3 sayılık atışını kullandı. İyi bir şut değil. Rebound'u çeken isim İbrahim oldu. Son 1 dakikaya girdik. 14-13. Farkı açma şansı şimdi Tofaş adına. İbrahim çok güzel taşıdı baseline'a. Enes. Enes aynı köşeden bir üçlük daha. Enes Akman'ın üçlüğü. İbrahim çok güzel getirdi topu. Baseline'dan dışarıya servisi yaptı. Enes Akman skoru buldu 8. sayısı. Ardından baskı faulü getirdi. Kaptan İbrahim Barbaros'a çalındı faul. İlk atış isabetli. Efe Özumar ikinci ve son atışını da kullanacak. İkide iki geldi çizgiden değerli basketbol severler. İleride bomboş kalmıştı İbrahim ama hatalı yürüme, top kaybı. Zor da olsa o pas geçmişti ama orada bir anda ayak değişince hatalı yürüme geldi. 17-15 farkı kapatarak ilk çeyreği noktalamak istiyor. Fruitvi Extra Bursa Orhan Gazi Gençlik, top kaybı geldi o noktada. Ömer'den şimdi hızlı hücum şansı. İyi fake ve ardından da basket faul geldi. Demir Güner'den. Burada fake'ine cevap aldı. Ardından basket faul. Yine Kerem faul yapan isim. Altı sayı kaydetmişti Kerem. Kenara geliyor. Üçüncü faulünü aldı ilk çeyrek dolmadan. İbrahim de kenarda. Tofaş da. Üç oyuncu değişikliği birden. Fruitvi Extra Bursa Orhan Gazi Gençlik'ten geldi bu arada. Onu da belirtelim. Osman Nurveren yeniden oyunda. Kaptan Mete Paçacı yeniden oyunda ve Selim Demir oyunda. Üç sayılık hücum geldi. Böylelikle Demir Güner'den farkta 5'e çıkmış oldu. Mete. Kerem. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Enes de birebir kaldı. Enes savunmasında Kerem. Kerem yakın savundu onu Enes. Şimdi pasında Selim var. Selim Demirelli. Selim atışı kaçtı. Blok var ona. Ardından atışı isabetli değil. Reboundla tamamlamak istedi Mete ama isabet yok. İlk çeyrek sona eriyor değerli basketbol severler. Bursa derbisinde çeyrek final heyecanında keyifli bir ilk çeyrek izledik. 20-15 ile çeyreği önde kapatan taraf. Tofaş oldu geride götürdüğü çeyrek bütününde. Son bölümde isabetleri bularak çeyreği önde kapatmayı başardı. Tofaş mücadelenin şu ana kadar en skorer ismi. 8 sayı kaydeden Enes Akman. Enes 8 sayı, 2 rebound, 1 asiste mücadele ediyor. Fruitvi Extra Bursa'daysa en skorer oyuncu 7 sayı bulan Mete Paçacı. Kaptan 7 sayı, 1 asiste mücadele etti. İkinci çeyrekte yeniden sizlerle olacağız.
İkinci çeyrekte tekrar sizlerle birlikteyiz değerli basketbol severler. Bursa'da canlı yayınımız devam ediyor. U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek final günündeyiz. 17 Haziran'da başlayan heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli mücadelelere, büyük hikayelere sahne olan şampiyonada artık yarı finalistleri belirleyeceğiz. İkinci çeyreğe Fruit Extra Bursa Orhan Gazi Gençlik başlayacak. İlk çeyrekte 20-15'lik Tofaş üstünlüğü var. Kerem Ertan topu oyuna sokacak isim. Koç Engin Kömeç ile diyalog sürüyor. İlk çeyrekte teknik faul almıştı bildiğiniz üzere. O diyalog tamamlandı. Yeniden oyundayız. Kaptan Mete Paçacı ile ikinci çeyreğe Fruit Extra Bursa Orhan Gazi başlıyor. Mete. Yakın savunma vardı ona. Mete'nin pası şimdi Selim. Selim içeriye indirilmek istenen top. Top kaybı geldi. İkinci çeyreğe top kaybıyla başladı. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi. İyi döndü Demir. Demir top halen kendisinde, çıkardı dışarıya. Ömer Hamzoğlu. Ömer penetre etti. Çok güzel bıraktı bloktan. Çok şık kaçtı. Ömer Hamzoğlu farkı 7'ye çıkararak İkinci çeyreğe başlıyor Tofaş. Mete. Mete pasını aktardı Ahmet. Mehmet Arda. Tekrar Mete. 7 saniye kaldı. Kaptan Enes var savunmasında. Pasını verdi yeniden Mehmet Arda'ya. Orta mesafeden atış isabetli değil. Enes Akman geride de olsa size avantajını kullandı. Aldı topu. Müdahale var Kerem'den. Hücumu sürecek Tofaş'ın. Ömer. Enes çok şık bir set izledik yine. Harika bir hücum. Ömer Hamzoğlu bitirdi. Enes Akman servisledi. Ömer bitirdi. Fark 9'a kadar çıkmış durumda. Mehmet hemen cevap geldi. Mehmet Arda Kılınç'tan. Doğru zamanda iyi isabet. Takımı yeniden oyunda tutacak bir isabet geldi Mehmet'ten. Şimdi tepeden 3 sayılık atış alır almaz. İsabetli değil. Melih'ten ardından rebound. Bursa'da kaldı. Tüm sahaya geçti. Faulü de aldı. O noktada Selim. İlk faul oldu. İkinci çeyrekte 1,5 dakika sonunda değerli basketbol severler. Oyuncu değişikliği var. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi'de. Kenara gelen isim Osman Nur veren Ömer Çek onun yerini oyunda. Tofaş'ta da oyuncu değişikliği. Enes Akman kenara geliyor Enes. O da yerini yeniden Ahmet Berkay'a bıraktı. Şimdi pas geldi Mete'ye. Mete içeri indirmek istedi Ahmet Berkay. Topa müdahale etmişti. Ahmet'te kaldı. Ahmet Sait. Mehmet döndü atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde yine reboundu yaptı Mete. Mete Paçacı içeriye penetre etti ama hatalı yürüme. Top kaybı. İtirazlar da vardı. Top şimdi Tofaş'ta. 24-17 değerli basketbol severler skor. 7 sayılık fark. Ömer. Ömer yine kendisi girdi içeriye. Neler yapıyor Ömer? Ömer Hamzoğlu ikinci çeyrekte bulduğu sayılar 6 sayı buldu üst üste hücumlarla. Farkı 9'a kadar çıkardı ve 2 dakika henüz dolmuşken mola istedi koç Engin Kömeç. Keyifli bir mücadele devam ediyor değerli basketbol severler. 26-17'ye geldi skor. Çeyrek final heyecanında. İlk mola. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi Gençlik'ten. Mola dönüşünde yeniden sizlerleyiz.
Yeniden beraberiz değerli basketbol severler. 6 sayı buldu şu ana kadar Tofaş ikinci çeyrekte ve bu 6 sayının tamamı da Ömer Hamzoğlu'ndan geldi. Boyalı alanda onu durduramadı şu ana kadar Fruitex Trabursa Orhan Gazi savunması ve mola geldi Koç Engin Kömeç'ten. 2 dakika 8 saniye geride kaldı ikinci çeyrekte. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir reaksiyon izleyeceğiz. Bursa Orhan Gazi takımından fark 9'a kadar çıkmış durumda. Mola dönüşünde şimdi topu oyuna soktu Fruitex Trabursa. Taşıyor topu Efe. Son anda çıktı rakip yarı sahaya Efe Özumar. Yerde bir faul kararı var. Faulü yapan isim de Melih Dönmez. O noktada Melih'in de ikinci faulü oldu bu. Hücumu sürecek. Fruitex Trabursa Orhan Gazi'nin araya giren isim o noktada Ahmet Sait oldu. İçeriye pas. Berkay. Sırtı dönüktü Berkay. Berkay iyi döndü. Top halen kendisinde. Şimdi pası dışarıya Ömer. Ömer yine içeriği zorladı. Köşeye pas. 3 sayılık atış geldi. İsabet de geldi. Ömer sadece atmıyor. Attırmaya da başladı. Melih Dönmez üçlüğü yolladı fark çifthanelerde, ardından da faul kararı var. Bir top kaybı daha geldi. Fruitex Trabursa Orhan Gazi'den. Ardından da faul kararı. 29-17 değerli basketbol severler. Bu çeyrekteki ilk faul oldu Fruitex Trabursa'nın. Demir. Demir penetre üzeri atışı ayağı çizgide. Bir isabet daha. İkinci çeyrekte neredeyse kaçırmıyor Tofaş. İyi getirdi topu Efe Özumar. Efe şimdi yüksek posta yöneldi ama iyi bir pas gelmedi. Top kaybı. Şu an biraz tedirginlik başlamış diyebiliriz. Başlamış durumda diyebiliriz. Fruitex Trabursa Orhan Gazi adına oyuncu değişikliği var. Kenara geldi Efe. Eray onun yerine oyunda. Ömer. Ömer Hamzoğlu taşıdı topu. Perde geldi. Şimdi ona pas. Hatalı yürüme geldi o noktada Ahmet Sait'ten. Top kaybı. Mete tekrar o çiziyor seti. Mete Paçacı. Kaptan pasını aktardı. Kerem tekrar Mete'yi buldu. Mete iyi döndü. Mete'nin atışı isabetli değil. Reboundu yapan Ahmet Sait oldu. Berkay. Berkay kaybetmedi. Rakip yarı sahada taşıdı topu. En köşeye pas. Bir üçlük daha. Bunda isabet yok. Topa dokunan Ömer. Hücumda olacak Fruitex Trabursa. Melih aynı noktadan bir üçlük daha denedi ama bu kez isabeti bulamıyor. Şimdi pas Kerem'den. Taşıyor topu Eray. Pasını aktardı Mehmet. Mehmet dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış geldi şimdi. İsabet yok ribaund mücadelesinde. Top bir kez daha Fruitex Trabursa'da. Orta mesafeden atış. Bunda da isabet yok. Savunma reboundu geldi Melih'ten. Hızlı hücum şansı olabilir. Çok şık bir pas geldi içeriye. Basket bir defa. Ege Erzin'e. Burada harika bir asist. Demir Güner'den Ege Erzin'e. Hemen düzeltiyorum. Ahmet Berkay Gönül. Ahmet Berkay'ın isabeti. Basket faul geldi. Fark 16'ya kadar çıkmış durumda. 4 dakika geride kaldı ikinci çeyrekte. 3 sayılık bir hücum geldi değerli basketbol severler. 14 sayı bu çeyrekte şu ana kadar iyi geldi. Hızlı çıktı Fruitex Trabursa Orhan Gazi ama sete döndü yeniden. 2'ye 1 pozisyondu.
Mehmet. Mehmet çevirdi topu Mete. Soluna vurdu Mete. Orta mesafeden Mete Paçacı. Uzun bir aranın ardından seriyi bozuyor. Fırtı ekstra Bursa. Top kaybı geldi. 10-0'lık bir serisi vardı. Tofaş'ın o seri bozulmuş oldu böylelikle. Farkı biraz daha azaltma şansı şimdi. Fırtı ekstra Bursa adına. Mete. Mete Paçacı. 9 sayısı var Mete'nin. Faul kararı çıktı. Faul yapan isim Ahmet Sait Turan. İlk faul oldu Ahmet Sait'in. Bir faul hakkı kaldı. Tofaş'ın bu çeyrekte. İki oyuncu değişikliği birden değerli basketbol severler. Melih ve Ahmet Sait kenara gelen isimler. Tolga oyuna dahil oldu. Hatta 3 oyuncu değişikliği de. Koç, Kaptan İbrahim de oyuna dahil oldu. Mola geliyor değerli basketbol severler. 5 dakika 7 saniye var. Koç Kömeç bir mola daha aldı. Engin Kömeç bir mola daha alıyor. 5 dakika 7 saniye var. İlk yarının sonuna 34-19 üstünlüğü Tofaş'ın. Moladayız. Mola dönüşünde yeniden sizlerle birlikteyiz. 5 dakika 7 saniye var değerli basketbol severler. İlk yarının sona ermesine. Hücumda olan taraf Fruta Ekstra Bursa Orhan Gazi. Bakalım Koç Engin Kömeç nasıl bir set hazırladı. 14 saniyesi var. Bursalı oyuncuların. Melih topu oyuna sokacak. Mete topu oyuna soktu. Kerem, o da yeniden oyunda bu set için. Kerem atışını kullandı bir anda, isabet yok. Şimdi pas. Top kaybıyla döndü moladan. Fruit'te ekstra Bursa Orhan Gazi. Köşeye pas. Ömer. Ömer Hamzoğlu. Perde geldi. Ömer pasını aktardı. Ahmet 3 sayılık atış. Ahmet Berkay'dan isabet yok. Rebound mücadelesinde topun kontrolünü sağlayan isim Selim. Orada ayakla müdahale. Hücumu sürecek. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi'nin. Kerem topu taşırken. İbrahim Barbaros topa müdahale eden isim oldu ayakla. Ömer kenara geldi değerli basketbol severler. Ömer'in yerine ise Yücel Çağ'ın oyunda Tofaş'ta. ...4.37 ilk yarının sonuna. Mete ile hücumda şimdi Fruit'te ekstra Bursa. Mete Paçacı pasını aktardı. 3 sayılık atış geldi sağ forvetten, isabet yok. Rebound. İyi reboundu yaptı Mehmet ama atış kaçıyor. Ardından son dokunan da Kerem oldu. Kerem bir an için bırakmıştı topu ama top en son ona çarptı. Top kaybı. Yine boş döndü hücumdan. Fruit Extra Bursa. Fark 15. Çağın. İyi adımladı Çağın. Köşeye pas. 3 sayılık atış geldi. İsabet yok. Zor aldı orada topu aslında ama atışını yine de kullandı. Ege ama isabeti bulamıyor. Selim.
Kerem'in perdesi var. Selim toparlayan kendisinde. Selim iyi girdi içeriye. Tunikesi kaçıyor. Berkay. Orada dışarıdan girdiğini belirtti. Oyuncunun top. Tofaş'ta. Son 3.53 değerli basketbol severler. 34-19 bir süredir skor bulamıyor iki takım da. Şimdi Çağın'la hücumda Tofaş. Yücel Çağın taşıdı topu. Verdi pasını. Berkay'dan yeniden Yücel. Berkay içeriye iyi devrildi. Atışı isabetli değil. İyi savunma geldi. Kerem. Verdi pasını. Selim. Kerem'i gönderdi. Bir diğer Kerem. Aldı topu Kerem Mercan Göz. İçeriye doğru. Mete Paçacı sırtı dönük. 5 saniye kaldı Mete. Mete reverse'ledi Mete. Çok zor pozisyonda bitirmek isterken faul kararı var. Bir de teknik faul çıktı orada. Çok sert bir itiraz geldi. Tofaş da Ege Erzine'ye. 4 demiş oldu böylelikle Ege. Üçüncü faulünü yaptı. Ardından bir de teknik faul gelince. O da çok sinirlendi. Kenara geldi şimdi Ege. Tek faul gelecek. Ardından da Top Fruit Extra Bursa'nın. Kaptan çizgide. İsabeti buldu Mete. Şimdi de faul hakkı dolmuştu. Tofaş'ın o yüzden iki faul daha gelecek. İki atış daha gelecek çizgiden. Mete. O da çift taneye çıkan ilk oyuncu oldu mücadelede. Az önce bulduğu tek atışla birlikte. İkide sıfır geldi. Faul atışlarında. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Mete pas arasını yaptı. Mete Paçacı çok güzel getirdi. Turnike ile bırakıyor. Mete Paçacı fark 12'ye inmiş oldu. Bir anda tempo kazandı. Fruit Extra Bursa hücumu. 34-22'ye geldi skor. Şimdi 3 sayılık atış geldi. İsabetli değil. Kendisi kullanmak istedi Berkay. Ardından Tolga reboundu yapamadı. Faulü biraz daha... Farkı biraz daha azaltma şansıydı ama top kaybı geldi. Orada kontrolü sağlayamadı. Kerem Ertan. Oyuncu değişikliği var değerli basketbol severler. Kenara geldi. Tofaş'ta Ahmet Berkay Gönül. Enes Akman yeniden oyunda. Son 2.47 ilk yarıda. Çağından pas. İbrahim pasını aktarmak istedi ama anlaşamadı orada Demir Güner'le. Yine boş döndü hücumdan Tofaş. Onlar da bir süredir skor bulamamaya başladı. Mola'dan bu yana skor bulamadı. Tofaş, Kerem. 3 faulü oyunda o da. Kerem top kaybı geldi. Basit bir top kaybı daha. Çağın. İbrahim aldı topu elden. Şimdi pası tekrar Çağın'a doğru yüksek bir top oldu. Yine pas hatası geldi. Top kaybı. Mete taşıdı. Sağ turnikeyle bıraktı ve fark ona indi. Mola geliyor. Değerli basketbol severler Tofaş'ta koç Fırat Yavuz'dan. Üst üste isabetler ve hücumda istediği performansı gösteremeyince Tofaş. Mola geldi. 2.14 var. Tofaş molasındayız.
Mola dönüşünde yeniden sizlerle birlikteyiz. 2-14 var değerli basketbol severler. İlk yarının sonuna 34-24 üstünlüğü Tofaş'ın. Çeyrek skoru 14-9 şu anda. Üst üste iki hücumda sayı yiyince ve hücumda bir süredir istediği performansı gösteremeyince molayı almıştı koç. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir oyun izleyeceğiz. Şimdi Çağ'ın 3 sayılık atışını kullandı. İsabet yok. İyi pas yaptı Tofaş ama isabeti bulamadı. Şimdi hızlı hücum şansı sağda. Bomboş kaldı. Sağ turnikeyi bırakıyor. Selim Demir 50 ve farkı tek hücuma indirdi. Düzeltiyorum. Farkı tek hane indirdi. Çok güzel bir pas geldi Enes'e. Enes Akman. O da faul bekledi. Bir top kaybı daha. Mete. Farkı iyice azaltma şansı. Mete köşeye doğru aktarmak isterken top kaybı geldi. Hızlı hücum. Sağ turnike geldi. İsabet yok ama tamamlayan isim Tolga oldu. Melih zorladı orada pozisyonu. İsabeti bulamadı. Tolga geriden gelip çift elle tipledi top pozisyonu. Kerem. Kerem zorladı pozisyonu. Ama iyi kaldı karşısında Tolga. Enes. Enes iyi taşıdı topu. Faul kararı Mete Paçacı'nın faulü. Uzun bir aradan sonra skor buldu. Tolga ile Tofaş farkı yeniden çift haneye çıkardılar. Bir faul hakkı kaldı. Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençliğin. 1-12 var değerli basketbol severler ilk yarının sonuna. Çağın. Çağın köşeyi buldu. 3 sayılık atış Melih'ten yine. Kısa kaldı atış reboundu. Çeken isim o noktada Selim. Selim tüm sahayı geçti. Bir turnike daha isabet yok ama geriden gelen Kerem bitirdi. 8. sayısını kaydetti Kerem. Uzun bir aradan sonra o da ilk çeyrekte skor bulmuştu. Sayı bulmayı başardı. Ekstra pas çubasında. 44.7 var. İlk yarıyı farkı kapatarak tamamlamak istiyor. Frutti Ekstra Bursalı oyuncular. Yeniden oyundayız. Enes'le hakem arasında bir diyalog söz konusuydu az önceki pozisyon için. Faul hakkı yok Tofaş'ın. Mete. Çağın onun savunmasındaydı. Mete içeriği zorladı, dışarıya çıkardı. Şimdi Selim. Selim'in pası. Mehmet. Mehmet döndü. Basket faul gelmedi ama. Mehmet Arda Kılınç iki atış için çizgide. Atışların ardından 25.3 kalacak. Enes Akman'ın ilk faali oldu. Onu hatırlatalım. Mehmet Arda. İlk atışı kısa kaldı. İkinci ve son atışını da kullanacak Mehmet. 2'de 0 çizgiden. Enes Akman reboundu yaptı. Yeniden çift haneye çıkarma şansı farkı. Tofaş adına maç saatiyle şut saat arasında yaklaşık 2 saniyelik bir fark var. Çağın. Tolga geldi perdeye. Çağın iyi sıyrıldı. Çağın kendisi penetre etti ama basını aktarmak istedi. Başarılı olamadı Mete. 4 saniye, 3 saniye. Mete Paçacı harika döndü ama bitiremedi. İlk çeyrek, ilk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. Mete Paçacı çok iyi döndü sonda. Atışı isabetli olmadı. Tüm arkadaşları da onun yanına geldi. İlk yarı noktalanıyor. 36-28, 8 sayı farkla Tofaş ilk yarıyı önde kapatan taraf oluyor. Bursa derbisinde değerli basketbol severler çok keyifli bir mücadele izliyoruz. Daha dolu tribünlere güzel bir atmosferde oynanıyor. Mücadele, mücadelenin en skoreri şu ana kadar 14 sayı, 3 asist, 1 rebound bulan Mete Paçacı. Tofaş'ta ise en çok skor bulan isim Ahmet Belkay. O da 9 sayı, 4 reboundla mücadele ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek final heyecanı devam edecek. İkinci yarıda yeniden sizlerle olana dek bizden ayrılmayın.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler değerli basketbol severler. Tofaş Spor Salonu'nda Bursa'da canlı yayınımız devam ediyor. U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek final heyecanında Bursa derbisinde yeniden sizlerleyiz. Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi Gençlik Tofaş karşılaşmasında ilk yarı 36-28'lik Tofaş üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarı birazdan başlayacak. Her iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor ikinci yarı öncesinde. İlk yarıda öne çıkan istatistikleri aktaralım sizlere hemen. Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi'de 11 top kaybı görüyoruz. Yine Tofaş'ta aynı sayıda top kaybı yapmış durumda. Tofaş asist üzeri basketten tam 13 kez skor üretti. Frutti Ekstra ise 9 kez skor üretmeyi başardı. Daha çok rebound çeken taraf Frutti Ekstra Bursa. Özellikle de hücum reboundu. 11 hücum reboundu var şu ana kadar. Frutti Ekstra Bursa'nın sadece 3 hücum reboundu yapabildi. Tofaş. Hücum reboundlarını ikinci şans sayısına döndüremiyor şu ana kadar. Frutti Ekstra Bursa çünkü Tofaş'la aynı sayıda ikinci şans sayısı üretmiş durumda. Bench'ten 14 sayılık bir katkı Tofaş'ta. 14 sayının 6'sı da Ömer Hamzoğlu'ndan geldi. Tek çeyrekte 6 sayılık katkı vermeyi başardı Ömer Hamzoğlu. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun izleyeceğiz. Bursa derbisinde D grubunu birinci sırada tamamlayan namağlup Frutti Ekstra Bursa Tofaş'la karşı karşıya geliyor. Tofaş da B grubunu ikinci sırada tamamlamıştı bahsettiğimiz gibi. Onlar da Anadolu Efes'e sadece mağlup oldular. 4 maçlarında yükselme grubu karşılaşmasıyla beraber 4 maçta bir kez mağlup oldu. Bunları belirlemiş olacağız. Artık şampiyonada son iki güne gireceğiz bugünün ardından. Yarın yarı finaller ve 23 Haziran'da da final heyecanıyla aynı zamanda klasman mücadeleleriyle, sıralama mücadeleleriyle 2022-23 sezonu 16 Erkekler Türkiye Şampiyonası heyecanını sürdüreceğiz. Aynı zaman diliminde, aynı maçlarla, aynı fikstürle U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası da Kocaeli'nde devam ediyor. Bugün orada da çeyrek final günü, tekrar hatırlatmış olalım. O karşılaşmaları da YouTube kanalımızdan naklen seyredebilirsiniz. İkinci yarıya başlayacak taraf Tofaş. 36-28'lik avantajla İkinci yarıya başlıyor Tofaş. Her iki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler. Ömer. Onunla başladı koç ikinci yarıya. Ömer pasını aktardı. Üç sayılık atış geldi. Sol forvetten isabet de geldi. Demir Güner. Üçlüğü yolladı. 8. sayısı Demir'in. O da bench'ten gelerek 8 sayılı katkı verdi ve farkı çift tanelere çıkardı Kerem. Kerem içeriye penetre etti. Kesti driblingi, atışı isabetli değil. Çembere değmedi top. Topu alma mücadelesi. Frutti Ekstra Bursa'da kaldı ardından. Yerde bir faul kararı var. Sürede dolmak üzereydi. 2,5 saniye kala. Faul kararı çıktı değerli basketbol severler. Faulü yapan da Ömer Hamzoğlu. Hücumu sürecek Frutti Ekstra Bursa'nın. İçeriye doğru indi top. Mehmet Arda. Mehmet şimdi aldı topu. Mehmet
Kaptanını buldu Mete. Mete Paşacı bir saniye kala tek eliyle Panya'dan da destek alarak isabeti buldu. 16. sayısını kaydetti. Farkı yeniden tek haneye indirdi Mete. Ömer seti hazırlıyor takımına. Enes pasını aktardı. Enes Demir. Emir Güner. Tolga'nın perdesi vardı. Demir birebir oynadı ama topu kaybediyor Selim. Selim Demirelli atışını kullandı. İsabetli değil ribaund mücadelesinde. Topun kontrolü Osman'da. Osman tek eliyle o da bitiremiyor pozisyonu. Tolga Şen bu kez ribaundu yapmayı başardı. Ardından da faul. Osman'a çalındı faul. Üçüncü faulü Osman Nurveren'in. Demir yine topu oyuna sokacak. Ömer. 1,5 dakika geride kaldı. Üçüncü çeyrekte Ömer topu kaybetmişti. Selim zorladı pozisyonu ama. Top yine Tofaş'ta kalıyor. Evet bir de bence teknik faul geldi bu arada. Ben de orayı kaçırmıştım çok detay olmayınca ama Frutti Extra Bursa bench'ine teknik faul çıktı değerli basketbol severler. İlk yarıda da Koç Engin Kömeç teknik faul almıştı. Şimdi de bench olarak teknik faul geliyor. Atış kaçtı. Hücumda olacak Tofaş. İtirazların sürmesi halinde bir teknik daha koçu oyundan gönderir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Dışarıya çıktı şimdi top. Zorladı Demir. Dışarıya çıkarmak istedi ama orada Mete var. Mete'nin pasında sağ turnike. Yine bitiren isim Selim. Selim Demirelli isabeti buldu. Şimdi pas. Penetre üzeri atış. Ege iyi bitirdi. Penetre etti, isabeti buldu. İkinci kez karıştırıyorum, hemen düzelteyim. Ahmet Berkay. Sırt numaralarında karışıklıklar olabiliyor, hemen düzeltmiş olayım. Yine bir top kaybı. Enes'e doğru pas. Enes Akman çift el smaçladı. Enes Akman bomboştu. O anı değerlendirdi ve çift el smaçla farkı yeniden çift taneye çıkardı Enes. O da çift tanede 10. sayısını kaydetti. Mete pasını aktardı. Osman, Kerem. 5 saniye kaldı. Kerem çemberi kontrol etti. 3 sayılık atışını kullandı. İsabetli değil. Rebound. Mehmet ardından Osman'a seken top. Top son olarak o noktada Tolga'da kalıyor. Ömer. 3 dakikada geride kaldı. Enes'e çok güzel bir pas. Blok var ama 2 sayı geçerli. Çembere temas. Panya'ya temas. Hemen düzeltiyorum. Panya'ya temas. Sayıyı getirdi. 45-32 oldu skor. Oyuncu değişikliği var. Kenara geldi mi? Tofaş'ta Demir Güner. Onun yerine Kaptan İbrahim oyunda. İçeride Osman pozisyon alıyor. Mete taşıdı topu Mete. Tolga çok iyi kesti, pas arasını yaptı. Şimdi ileriye doğru. Pas denedi İbrahim ama iyi bir pas olmadı bu. Top kaybı, hemen de bench'inden özür diledi İbrahim Barbaros. 3,5 dakika geride kalmak üzere değerli basketbol severler. 3. çeyrekte 7-4'lük 9-4'lük çeyrek skoru Tofaş lehine.
Mete. 16 sayıyla mücadelenin en skorer ismi Mete Paçacı. Basın aktardı Mete. Yeniden aldı Osman'dan. Kerem sırtı dönük. Kerem Berkay var savunmasında. Top kaybı geldi. Ömer. Ömer'in pası İbrahim. İbrahim rakibinin üzerine gitti. Turnike'yi bıraktı. Kaptan isabeti buldu. Şimdi Mete Paçacı tüm sahayı çok güzel geçti. Sol eliyle turnikeyi bıraktı kaptan. İki kaptan da iyi isabetler buldu Enes. Yüksekten bıraktı, isabetli değil. Kendi reboundunu yapmaya çalışırken ona yapılan hareket faul. Faul yapan isim de Mehmet oluyor. Mehmet Arda. İlk faulü Mehmet'in mücadelede. Osman kenara gelen isim. Osman yerini Kerem Ertan'a bıraktı. Son 5.50 değerli basketbol severler. 3. çeyreğin sonuna. Tolga. Tolga Mehmet'in üzerine gitmek istemişti. Top sekti. 3 sayılık atış isabetli. Yine isabet. Ahmet Berkay. Bugünün X faktörü diyebiliriz. 14 sayı ondan. Faul kararı var. Çektiğini belirtiyor mücadelenin hakemi. İbrahim'e çalındı faul. Ahmet Berkay Gönül. 14 sayı. 4 rebound. Takımına çok ciddi katkı vermiş durumda. Orada topa baskı sırasında İbrahim'in çizgiye bastığını belirtiyor mücadelenin hakemi. Tekrarlanacak. Topu oyuna tekrar sokacak. Kerem. Şimdi oradaki itiraz da bench'e aktarıldı. Tamam işaretini aldık. Yeniden oyundayız. Dışarıya iyi bir pas geldi. Mete ayağı çizgide. 2 sayılık bir atış kaptandan isabet yok. Rebound'u Osman yaptı. Döndü. Bitiremiyor. Rebound mücadelesinde Tolga çekti rebound'u. Ömer. Son 5,5 dakikanın içerisindeyiz değerli basketbol severler. 3. çeyrekte. Tolga dışarıda kontrolü sağlamıştı. Şimdi Ömer'e pas. Ömer kendisi penetre etti yine. Ömer çok zor pozisyonda. Ömer bitirdi. Yani o kadar geri çekti ki bloktan kurtulmak için. Çok zor bir atışı sayıya çevirmeyi başardı. Fark açılıyor. İçeriye indi top. Araya girmek isterken Ahmet Berkay faul kararı çıktı. Ahmet Berkay Gönül'ün de ilk faulü bu. Tofaş'ın bir faul hakkı kaldı. Frutti ekstra Bursa Orhan Gazi'nin ise iki faul hakkı daha var. Son 5 dakikanın da içerisindeyiz. 3. çeyrekte. Kerem topu oyuna sokacak. Kerem şimdi pasını verdi. Mehmet Arda. Mehmet Berkay savunmasındaydı. Mete'ye pas tekrar Mete. Mehmet'i buldu. Bir faul kararı daha var. Bu kez de iki atış gelecek. Üst üste iki pozisyonda yine Ahmet Berkay Gönül faul yapan isim. Onun da 25 dakika boyunca hiç faulü yoktu. Üçüncü çeyreğin bu bölümünde üst üste iki pozisyonda faulleri yapıyor. İlk atış isabetli olmadı Mehmet Arda. 2 sayı, 6 rebound, 2 asisti var Mehmet Arda'nın da. 6'da 1 sağ içi isabet vardı. Çizgiden 2'de 0 geldi. Bu kez faulü yapan da Frutti Ekstra Bursa'da Selim oldu değerli basketbol severler. Rebound mücadelesi sırasında topu çalmak isterken faul geliyor. Selim'in de ilk faulü. Hücumda şimdi Tofaş. Enes.
Enes topu çekmeyi başardı. Kaybetmedi. Pası da güzel noktaya. Tolga fake'ine cevap aldı. Basket faul gelmiyor. Çizgiye gelecek Tolga Şen. Enes Akman zor pozisyonda doğru noktaya pası buldu. Basket faul gelmedi ama çizgiye gelecek Tolga. İlk atış kaçıyor. Tolga Şen, o da 5 sayı, 6 rebound, 8 rebound, 2 asiste mücadele etti şu ana kadar. Bir bloğu, 3 de top çalması var. Tam 17 verimlilik. Enes Akman'la verimlilik puanlarını paylaşıyor Tolga. Mete. Son 4,5 dakikanın içerisindeyiz. 52-34'lük skor devam ediyor. Mete Paçacı. Kendisi zorlamıştı, pasını aktardı. Penetre üzeri orta mesafe, isabetli değil rebound. Mehmet'te kaldı. Bir hücum şansı daha olacak. Mehmet hemen döndü. Yine isabet yok. Osman bu kez boyalı alanda, onun atışı da kaçıyor. Son olarak da top yine Tolga'da. Hızlı hücum şansı olabilir. Berkay. Berkay kendisi taşıdı, bitiremedi. Ardından rebound mücadelesinde de topu alan Osman oldu. Tempo kazandı oyun. Mete Paçacı. Mete atışı isabetli değil rebound. Mehmet ama orada basit bir top kaybı geldi. Ahmet Berkay oradaki pozisyonda zorladı. 2'ye 1 pozisyonda aslında kaptanını da görebilirdi ama kendisi zorladı pozisyonu. İsabet gelmedi. Son 4 dakikanın içerisindeyiz 3. çeyrekte. Ömer. Tekrar aldı Ömer Hamzoğlu. Berkay. Sağıyı gördü. Kaptan 3 sayılık atışını buldu. İsabet yok. Rebound. Elde nere sekti? Mehmet Arda ardından tekrar dokundu. Topu çevirdiği yerde İbrahim var. İbrahim hemen Enes'i görmek istedi. Bir no-look pas denedi ama pas arası geldi. Fruit Extra Bursalı oyunculardan. Mete Paçacı. Enes savunmasında kaldı onun. Mete indirdi içeriye doğru. Mehmet Arda, İbrahim çok rahat girdi, aldı topu. Yardım savunması çok hızlı geldi. Çok da rahat aldı topu orada kaptan. Ömer tekrar istedi İbrahim. Aldı topu. İbrahim Barbaros yüksekten pasını aktarmak istedi ama beklemiyordu o pası. Takım arkadaşı beklemiyordu o topu. Ahmet Sait. Şimdi İbrahim'i kenara aldı koç. Üst üste iki pozisyonu değerlendirdi. Çağın oyunda. Son 3 dakikaya da girdik değerli basketbol severler. Çeyrek skorunda 16-6'lık üstünlüğü Tofaş'ın. İçeriye indirilmek istenen top. Bir kez daha top kaybı. Hücumda istediği düzeni oturtamadı şu anda. 3 sayılık atış geldi. Tepeden isabetli değil. Fruit Extra Bursa. Hücumda istediği gibi bir oyun anlayışı bulabilmiş değil. Mete Paçacı taşıdı. Köşeye pas. 3 sayılık atış geldi. Alır almaz. İsabetli değil. Rebound. Yine o noktada Ahmet Sait'ten. Orada kısa süreli bir gerilme yaşandı. Mete Paçacı ve Ahmet Sait arasında. Şimdi mücadelenin hakemi iki oyuncuyu da yanına çağırdı. Faul gelmişti. Orada pozisyon biraz zorlanınca ufak bir gerilme yaşandı. Hop, gerilme de tamamlandı. Faul hakkı dolmuştu Fruit Extra Bursa'nın değerli basketbol severler. İki atış gelecek şimdi. Ahmet Sait Turan'dan. O da ilk sayıları için çizgide. İlk atışı isabetli. İkinci ve son atışını da kullanacak. Bunda da isabet var. Fark 20'ye kadar çıkıyor değerli basketbol severler. 2.28 kala. Üçüncü çeyreğin sonuna. Mete. Mete'nin pası.
Selim'den tekrar aldı. Üstelik atışını kullandı. Kaptan isabeti de buldu. Mete Paçacı üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu. 54-37'ye geldi skor. 21. sayısı. 37 sayının 21'i Mete'den geldi değerli basketbol severler. Fruit'te ekstra Bursa'da. İçeriye çok güzel bir pas. Yine Ömer'e servis. Bu kez Ömer'den servis. Çağım bitirdi. Osman çok rahat girdi oda içeriye. Alçak posttan isabeti buldu. Karşılıklı isabetler gelmeye başladı. Faul kararı var. Yine iki atış gelecek. Tofaş'tan. ...1.43 kaldı. Üçüncü çeyrek sonuna Kerem oyuna dahil olurken. Fırtı ekstra Bursa Orhan Gazi'de. Efe Özumar kenara gelen isim. Çağın iki atış için çizgide şimdi. İlk atış isabetli değil. O da ilk sayılarını az önce Ömer'in servisinde buldu. İlk yarıda skor üretememişti. 5 asiste yetinmişti ilk yarıda. İlk sayılarını kaydetti ama çizgiden 2'de 0. Mete. Kaptan iyi taşıdı topu ama müdahale var. Ardından top yine Frutex ve Bursalı oyuncularda kaldı. Ardından bir de blok geldi. İyi savunma izliyoruz. Tofaş'tan dediğim anda Koç'a bir teknik faul çıktı değerli basketbol severler. Orada itirazlar devam ediyordu. Fırat Yavuz'a teknik faul çalındı. Sonrasında da bir paylaşılamayan top kararı çıktığını belirtti mücadelenin hakemi ve Fruit Dex'e Bursa hücumu olacak. 1.31 var. Üçüncü çeyrek sonuna. Mete Paçacı teknik faulden doğan tek atışı kullanıyor. Atış kaçtı. Hücumda olacak Tofaş. Mola geldi değerli basketbol severler. 1.31 var. Üçüncü çeyreğin sonuna Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi'den mola geliyor. 56-39 üstünlüğü Tofaş'ın. Mola dönüşünde yeniden sizlerleyiz. Mola dönüşünde yeniden sizlerle birlikteyiz değerli basketbol severler. Fruit'te ekstra Bursa Orhan Gazi molasındaydık. Bu 14 saniye için yine molasını kullandı koç Engin Kömeç. Bakalım nasıl bir hücum izleyeceğiz. Faul hakkı yok. İki takımın da topu şimdi oyuna soktu. Kerem aldı topu tekrar. Kerem içeriye penetre etti. Pasını aktardı Selim. Selim'den kaptana Mete. El şut gösterdi kullanmadı. Enes el gösterdi karşısında. 2 saniye. 1 saniye. Mete Paçacı süre dolarken çok zor bir atış. İsabetli değil. Rebound geldi. Ardından da faul. Sette doğru şutu bulamadı ama ardından hücum reboundunda faul almayı başardı. Frutti Ekstra Bursalı oyuncular. 2 atış gelecek. Osman Nurveren'den.
Osman da 8 rebound ortalamasıyla 3 maç sonunda en çok rebound çeken isim diye takımında. Bugün de bu reboundla beraber, az önce almış olduğu reboundla beraber 10. reboundunu yapmayı başardı. İlk atışı kaçtı. Sadece 2 sayısı var onun da bugün. 4'te 1 sağ içi isabet, ilk kez çizgide. 2'de 1 yerli çizgiden. 56-40 oldu skor. Son 1 dakikaya doğru ilerliyoruz 3. çeyrekte. Şimdi Çağın. Çağın'ın pası. Pas geldi köşeye. 3 sayılık atış. İsabetli. Yine isabet. Ömer bugün saymaya devam ediyor. Çift tanelerde Ömer Hamzoğlu. Osman. Bir kez daha faul kararı var değerli basketbol severler. Bu kez faulü yapan isim Ahmet Sait Turan. Üçüncü faulü oldu onun da. Bu faulle beraber kenara geldi Ahmet Sait. Tolga oyunda. Yeniden çizgide Osman. İlk atışı yine kaçıyor. Yine 2'de 1 çizgiden. Çağın, Enes'i iyi gördü. Enes'in pası. İyi bir hücum izledik. İyi de isabet izledik. Tofaş'tan. Ahmet Berkay Gönül bir kez daha isabeti buldu. Kerem. Kerem vazgeçti. Dışarıya Selim'e çıkardı topu. Selim tekrar Kerem'e doğru. Araya girdi. Topa müdahale etti Çağın. 11 saniyesi var. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi'li oyuncuların. 61-41 fark yeniden 20'de değerli basketbol severler. Çeyrek skoru da 23-25. 12 olmuş durumda. Kerem 5 saniye kaldı. Kerem iyi penetre etti. Bir kez daha faul. Faul yapan isim Tofaş'ta Ahmet Berkay Gönül oluyor. Düzeltiyorum. Çağına çalındı faul. İki takımda da oyuncu değişiklikleri var. Efe Özumar oyunda. Fruit Dextra Bursa'da Kerem. İlk atışı isabetli olmadı. ...21'de 9 şu ana kadar serbest atış çizgisinden. 22'de 10 oldu. Fruit Extra Bursa şimdi iyi geldi. Yine bitirdi. Bu kez de Çağın. Süre dolarken de atış geldi ama isabet yok. Çeyreği noktalayan sayı Çağın'dan geliyor. 63-42. 20 üzerinde farkla... Son çeyreğe giriyor Tofaş değerli basketbol severler. Sadece 3 dakika 29 saniye liderliğine izin verdi Fruit Extra Bursa Orhan Gazi'nin. Tofaş şu ana kadar 63-42 ile çeyreği noktalıyoruz ve çeyrek skoru da 27-14 Tofaş lehine. Son çeyrekte, çeyrek final heyecanında son çeyrekte yeniden sizlerle olacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın.
Ve yeniden sizlerle birlikteyiz. 63-42. Son çeyreğe büyük bir avantajla giriyor Tofaş. Bakalım bu avantajı koruyabilecek mi? Fuji Extra Bursa Orhan Gazi ise bir reaksiyon gösterebilecek mi? Bahsettiğimiz gibi 42 sayının tam yarısı, 21'i kaptandan geldi, Mete Paçacı'dan geldi. Onun yanına bir isim şu anda konulabilmiş değil. Kerem onu yapmaya çalıştı ama o da faul problemine girdikten sonra çok fazla oyunun içerisine dahil olamadı. Bakalım son çeyrekte nasıl bir oyun izleyeceğiz. Ömer topu oyuna sokacak. Çağın. Son çeyrek başlıyor. Enes'e indi top. Enes atışını kullandı. İsabetli değil. Tolga çok yüksekten aldı topu. İsabeti buldu Tolga Şen. Son çeyreğe de isabetle başladı Tofaş. İçeriye indi top. Kerem yine. Kerem'in pası. Adaşı şut kullanmadı. Kerem yeniden 3 sayılık atış. Hiçbir şeye değmiyor top. Kontrolü sağlayan isim yine Ömer oldu. Ömer 2 kişiden rahat sıyrıldı. Çok da şık bir pas ama Tolga kontrolü sağlayamadı. Ömer sağındaki takım arkadaşı Ege'ye bakarak Tolga'yı iyi gördü ama Tolga kontrolü sağlayamıyor. Kerem kenarda bu arada. Osman yeniden oyunda. Mete pasını aktardı. Selim pasını aktarmak isterken araya girdi. Pasını aktardı. Çift el smaçla bitirdi Enes Akman. Çağın asisti yaptı Enes Akman. İkinci smaçını vuruyor. Fark açılmaya devam ediyor. Taşıdı topu. Şimdi geriye pas. 3 sayılık atış Mete'den. İsabet yok. Hiçbir şey demiyor top. 4-0 ile başladı son çeyreğe Tofaş. 1 dakika sonunda. Ömer. Tekrar aldı topu Ömer Ege'den. İçeriye Tolga'ya indi. Bomboş kaldı Çağ'ın 3 sayılık atışı. İsabetli değil. Rebound Tolga tipledi. Top orada Selim'de. Ardından sportmenlik dışı faul kararı. Enes Akman'a çalındı. O da el göstermişti hemen faulü kendisini yaptığına dair ama sportmenlik dışı faul kararı çıktı. Enes Akman'a. İkinci faulü Enes'in. 14 sayıyla şu anda takımında en skorer ikinci isim. Enes Akman. İkide iki geldi çizgiden. İlk sayıları da gelmiş oldu böylelikle. Fruity Extra Bursa Orhan Gazi'nin. Mete. Mete pasını aktardı. Kerim kaybetmedi. Mete 5 saniye kaldı. İçeriye indi top. Mehmet'ten pas. Kerim yine pasını aktarmak istedi ama orada iyi süreyi değerlendiremedi. Sağ turnike ile bitiren isim yine aynı isim oluyor. Ömer bitirdi. 69-44. 2 dakika geride kalıyor yavaş yavaş. Son çeyrekte bir de hücum faul kararı var değerli basketbol severler. Mete Paçacı kaptana çalındı faul. Üçüncü faulü Mete'nin. Hücumda Tofaş. Ömer. Tolga'nın perdesi vardı. Çağın şimdi tekrar Ömer'i buldu. Ömer sağ forvetten el üstü. 3 sayılık atışı isabetli değil. Reboundu Tolga Şen yaptı. Bir hücum şansı daha olacak. Tolga kaybetmedi topu. 7 saniye var. Şimdi Ömer'e pas yine. Tekrar Tolga'yı gördü Ömer. Çok güzel servis ama İsabet yok. Enes çevirmeyi başardı. Dediğim anda hayır. Ayağı çizgide. Bu hücumdan boş dönüyor Tofaş.
Faul kararı var. Topsuz alanda. Yine Enes Akman'a çalındı faul değerli basketbol severler. Enes de böylelikle 3. faulünü yaptı. Tofaş'ın 2 faul hakkı daha var. Son çeyrekte Fırt Ekstra Bursa ise 1 faul yaptı şu ana kadar. Mete alır almaz 3 sayıyı buldu. İsabeti de buldu. Mete Paçacı yazmaya devam ediyor. Takımını oyunda tutma çabasında Mete. Top kaybı geldi. Yine Mete Paçacı. Kaptan atışını kullandı. İsabetli değil. Reboundu çeken Tolga oldu. Ardından paylaşılamayan top kararı. Hücumu devam edecek. Fruit Dexter Bursa Orhan Gazi'nin. Mete'nin ve Selim'in çabaları topu Fruit Dexter Bursa'ya kazandırdı. İyi bir pas geldi. Tekelle bitiren isim, sağ turnikeyle bitiren isim Mehmet Arda oldu. Kerem Mercangöz. İyi bir pas çıkardı elinden. Fark 20. 3 dakika geride kaldı son çeyrekte. İçeriye indi top Tolga. Yüksek postaydı, pasını çıkardı Ege. 3 sayılık atış el üstünden. İsabetli değil ama Tolga tipledi havada, isabeti bulamadı o da. Ardından bir faul kararı daha çıkıyor. 3. faulü Tofaş'ın. Kez de Ömer'e çalındı faul. Onun da 2. faulü. Selim. İleriye doğru iyi bir pas geldi. Mehmet Arda boştaydı. Şimdi Osman. Osman Nur Veren. Osman atışı sırasında blok var. Tolga çok iyi blokladı onu. Şimdi Berkay pasını aktardı. Fake. Ardından atış ama bir blokta Osman'dan geldi. Çok güzel iki sekans yaşadık. Ardından top kaybı ve faul. Her iki pot altında da blokları izledik. Üst üste. Hücumda olacak yine Tofaş. Ömer. Ege ile oynadı. Ege köşede Berkay'ı buldu. Ahmet Berkay penetre etti. Alçak postan dışarıya doğru. Ömer. Ege pas gösterdi. Şimdi verdi Enes'e. 3 sayılık atış Enes'ten. İsabet yok. Rebound. Mehmet zor da olsa kontrolü sağladı. Mete. Mete. Selim'e pası. İçeride pozisyon alıyordu. Mehmet Arda. Şimdi Osman. Osman. İçeriye adımladı Osman. Atışını kullandı. İsabet yok. Rebound. Orada reboundu yapıp çıktı rakiplerin arasından. Ahmet Berkay ardından da faulü aldı. Tekrar pas çağrıldı o noktaya. 4 dakika geride kaldı değerli basketbol severler. Son çeyrekte 69-49'luk üstünlüğü var. Tofaş'ın Bursa derbisinde çeyrek final heyecanında bahsettiğimiz gibi bu mücadelenin galibi. Saat 17.45'te Anadolu Efes Tedan Karakolejler mücadelesinin galibini beklemeye başlayacak. Yarı final öncesinde çembere baktı, atışını kullandı ama isabeti bulamadı o noktada. Ege, Tolga ardından da Ömer dışarıdan içeri girdiği için top kaybı geldi. Mete. Mete Paçacı içeriye doğru iletmek istedi. Yine pas arası. Ege bu kez pas arasını yapan isim, ardından Bursa'da da savunma geldi. Mete Paçacı pasını aktardı. Çift el smaçla bitiren bu kez Osman oldu. Mete Kerem'i buldu. Kerem geriden gelen Osman. Osman çift eliyle bitirdi. Enes. Enes tek eliyle yüksekten bırakmak istediği isabet yok. Son dokunan isim Tolga. Top kaybı geliyor. Son 5 dakikaya ilerlerken 69-51'lik skor. İki takımın da birer faul hakkı kaldı değerli basketbol severler. Çeyrek final heyecanında Bursa'da
Tofaş 20 sayı üzerini bulduğundan beri daha da oyuna hakim durumda. Mete'nin ardından o oyun aksiyonunu yaratan bir isim henüz çıkmadı. Frutti ekstra Bursa Orhan Gazi gençlikte. Mehmet Arda yine isabeti buldu. Şimdi 3 sayılık atış geldi. İsabet de geliyor. Ege Erzin'e ilk sayılarını kaydetti değerli basketbol severler. 72-63-53 oldu skor. Mete. Pasını aktardı Mete. Penetre üzeri atış isabetli. İyi bir sayı izledik Selim'den. Ayak çizgide basit bir top kaybı geliyor. Orada Tolga'dan. Mete. Fark 17 değerli basketbol severler. Mete Paçacı. İçeri penetre edecekti, vazgeçti. Yine Mete sağ forvete taşıdı. Pası Selim'e. 3 sayılık atış Selim'den. Bir de 3 sayı isabeti. Mola geliyor değerli basketbol severler Tofaş'tan. Fark 14'e inince molayı aldı Tofaş'ta koç Fırat Yavuz. 4 dakika 1 saniye var. Bakalım bu sekans alevlendirebilecek mi Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi gençliği. Üst üste 2 pozisyonda bulduğu isabetler. Selim çift taneye çıkıyor böylelikle o da. 11 sayı, 5 rebound, 3 asist. Çift tanedeki ikinci isim. Bahsettiğimiz gibi Mete'nin ardından çift taneye çıkan tek isim durumunda şu anda Selim. Tofaş'taysa 3 farklı isim çift tanelerde. Ahmet Berkay 16 sayı, 6 rebound, 1 asist. Enes Akman 14 sayı, 7 rebound, 3 asist ve bench'ten gelen Ömer Hamzoğlu da 13 sayı, 2 reboundla ve 8 asistle oynuyor. 3 de top çalması var. Tam 21 verimlilik puanı. Şu anda en çok verimlilik üreten isim X faktör diyebiliriz Ömer Hamzoğlu için. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir reaksiyon izleyeceğiz. Çeyrek skoru 16-9'a kadar gelmiş durumda Frutti Ekstra Bursa Orhan Gazi adına. Mola dönüşünde hücumda şimdi Tofaş. Enes. Enes iyi bir pas geldi. Berkay bitirdi. Yine moladan çok rahat skor bularak döndü. Tofaş. 74-58. Kerem taşıdı topu bu kez. Sadibe geçmiş durumda. Mete, Selim orta mesafeden atışı isabetli değil. Kendi reboundunu yapmayı başardı. Şimdi Mehmet. Mehmet Arda orta mesafeden. Bir isabet daha Mehmet'ten. Çağın tüm sahayı geçti. Enes'e çok güzel bir servis. Enes Akman içeride bitirdi Çağın. O kadar güzel getirdi ki topu. Enes unutuldu içeride. Enes Akman 18. sayısını 16. sayısını kaydediyor. Selim el gösterdi Çağın. Şimdi Mete. Osman içeride top istemişti. Mete Paçacı 6 saniye çok güzel reverse'ledi. Atışı kaçıyor. Ardından Osman top halen onda. Hatalı yürüme top kaybı. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. Fark 16. Çağın. Selim savunmasında iki takımında birer faul var. Bahsettiğimiz gibi o faulü yaptı şimdi Selim.
Ege topu oyuna sokacak. Basın aktardı Ege. Tolga iyi döndü. Tolga baseline'e girdi. Tolga dönüp aktarmak istedi şutu ama isabet yok. Blok geldi ardından Enes. Atış sırasında değil, yerde bir faul ama faul hakkı dolmuştu. Futbol ekstra Bursa'nın. İki atış gelecek Enes Akman'dan. Mehmet Arda'ya çalındı faul. O da dörtlemiş oldu. Mehmet Arda, Osman Nur Seven. Bu iki isim şu anda dört faulle oynayan isimler. Enes ilk atışı isabetli. O da çizgiden. Skor bulamadı. Bugün henüz çizgiye gelmemişti. 2'de 2 yaptı çizgiden. Şimdi Mehmet Arda kenara gelirken Efe Özumar onun yerine oyunda. Uzunu çıkardı. Kısa soktu koç Engin Kömeç. Mete. Son 2-20 değerli basketbol severler mücadelede. Sağ forvette boş kaldı Osman. Üçlüyü yolladı ama isabet yok. Reboundu çeken Tolga oluyor. Çağın. Faul hakkı yok Tofaş'ın. Tofaş karşısında. Putlex'te bu Orhan Gazi'nin. Son 2 dakikaya da ilerliyoruz. İyi sıyrıldı Çağın. Çağın köşeyi iyi gördü. Şut kullanmadı Berkay. Penetre üzeri Panyalı atış isabetli değil. Rebound mücadelesinde top. Orada Enes zorladı ve sol eliyle bitiriyor Berkay. Enes zorladı rakibinden çaldı topu. Farkı yeniden 20'ye getirdi Berkay. Selim pasını aktardı Mete. El üstü 3 sayılık atışı isabetli değil. Reboundu çeken isim yine Berkay oldu. Çağın son 1,5 dakika mücadelede. Süreyi de değerlendirdi Çağın. Şimdi penetre etti içeriye. Kendisi yüksekten bıraktı. Panyalı isabet. Yücel Çağın 6. sayısı. Kerem bomboş kaldı önü. Kerem tek ellesi maçladı. Çağın. Çağın bekledi. Tolga perdede. Çağın şimdi Tolga ile ikili oyun. Elden çıkarmayı başardı orada. Adımları doğru yapıp ama atışı isabetli olmadı. Hızlı hücum denedi. Selim orada Osman'ı görmek isterken iyi bir pas gelmiyor. Top kaybı. Oyuncu değişikliği. Selim kenara geldi. Onun yerine de oyuna dahil olan isim Eray Şatır. Son 50 saniyenin içerisine girdik. Çağın. Çağın'ın pası Tolga. Tepede boş kaldı bir yer için. Üçlüyü yolladı. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde top Enes'te. Enes'in topuna da müdahale var. Berkay orada bitiren isim yine. Ahmet Berkay 22. sayısını kaydetti. Mete. Mete Paçacı. Şimdi pasını aktardı. En köşeye pas. Eray. Eray Şatır penetre etti. Vazgeçti Mete. Mete içeriye kendisi girdi. Çok da güzel girdi. Mete Paşacı bitirdi. 26. sayısını kaydediyor. Son topu değerlendirmiyor. Tofaş değerli basketbol severler ve günün ikinci yarı finalisti de belli olmuş oldu. Bursa derbisinde. Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda rakibini mağlup eden taraf 84-64'lük skorla Tofaş oluyor. Çok keyifli bir mücadele oldu. Farkı ikinci, özellikle üçüncü çeyrekten itibaren açmaya başladı. Tofaş Fruit Extra Bursa'da o dakikaya kadar oyunun içindeydi ama sonrasında oyunun hakimi olmayı başardı. Tofaş mücadelenin en skorer oyuncusu değerli basketbol severler. Fruit Extra Bursa Orhan Gazi'de 26 sayı bulan Mete Paçacı oldu. Mete Paçacı 26 sayı. 3 rebound, 8 asist, 3 de top çalmayla mücadele etti. Tofaş'ta ise X-Faktör bahsettiğimiz gibi Ömer Hamzoğlu 13 sayı, 8 asist, 2 reboundla. En skorer isimse Ahmet Berkay oldu. 22 sayı, 8 rebound, 1 asist, 1 blok, 2 top çalmayla.
Böylelikle Fruit Dexter Orhan Gazi Tofaş mücadelesinin sonunda Tofaş Anadolu Efes'te Ankara Kolejler mücadelesinin galibini bekleyecek. Mağlup olan takımla da Fruit Dexter Orhan Gazi yarın klasman mücadelesinde boy gösterecek. Saat 15.30'da Beşiktaş İstanbul Bahçeşehir Okulları maçıyla günün 3. çeyrek final karşılaşması ile yeniden sizlerle olana dek ben Deniz Mehmet Antep. Sürçülisan ettiysem affola. Mücadelenin yayınlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın.